Annem 30 sene evvel vefat etti. Biz 9 kardeştik. Hepsi bekardı. Annem 42 yaşında vefat etti. Biz onun acısını çok büyük hissettik. Kardeşlerim hepsi ağlıyordu. Bir türlü sakinleşemiyordular. Anne hasretiyle hep büyüdük. Annemize doyamadık yani. Hiç kesinlikle doyamadık. Onun hasreti hala içimizde. Bizimki biraz acılı oldu. Onun için ben annem mezarına her gün geliyorum. Yani işlerimi bitirdikten sonra, mesai saatini bittikten sonra her gün annem mezarına geliyorum. Bu şairlerden de belli oluyor zaten. Bu çim yoksa hemen kuruyor zaten. Gelip öncelikle anneme dua ediyorum Allah'tan. Allah'ım işte affet, merhamet et. Annemizi çok seviyorduk. Annem iyi bir insandı. Bize hiç sıkıntı çektirdiğini görmedik. Hiç yok demedi. Fakirlik dönemlerinde bile hiç yok demedi. Bize çok merhametliydi. Onun için ben anneme çok dua ediyorum inşallah. Allah'ım cümle el imanlara rahmet, merhamet etsin. Bizimkilerin de hepsine de rahmet etsin. Buraya geldiği zaman hepsine de ehli imanı hepsine de Fatiha okuyorum. Uzakta kardeşlerim var. Tabi onlar gelemiyor. Yurt dışında. Onun için ben de yasaklar var ama ben 30 senede her gün geldiğim için bunun için gelmek zorundayım yani. Gelmezsem olmuyor. Benim için büyük bir sıkıntı oluyor. O yüzden ben her gün gelip Fatiha okuyorum. Namazımı burada kılıyorum. Burada meyve ağaçları ekmişim. Gelenler de büyüdüğü zaman yiyebilirler. Hayırlısıyla yarın Ramazan bayramı. Tüm Müslümanların Ramazan bayramını kutluyorum. Ve lütfen evde kalalım. Ben devletin kanunlarına kesinlikle uyan biriyim genelde. Ama bu anne hasreti beni gelmezsem büyük bir sıkıntıya sokuyor. O yüzden ben gelmek zorundayım. Annem bayram mübarek olsun. Allah sana rahmet ve merhamet etsin. Hayırlı bayramlar olsun. Mekan cennet olsun.